Arkadaşlar Büyük Selçuklu Devleti'nin en önemli hükümdarlarından biri de Sultan Melikşah'tır. Melikşah dönemini incelediğimizde bu dönemin devletin en güçlü dönemi olduğunu görüyoruz. En geniş sınırlarına ulaşıldığını görmekteyiz. Ancak bu dönemde batınilik hareketi Selçuklu Devleti'ni zayıflatmak için terör faaliyetlerine girişerek suikastler yapmışlardır. Yani özellikle bu dönemde arkadaşlar Büyük Selçuklu Devleti'ni içten içe yıkmak için ortaya çıkan bir batınilik faaliyeti vardır. Batınilerin başında da Hasan Sabah vardır. Amaçları Büyük Selçuklu Devleti'ni yıkmaktır ya da zayıflatmaktır. Melikşah döneminin devletin en güçlü olduğu dönem olduğunu söylemiştik ve devletin en geniş sınırlara ulaşıldığını söylemiştik. Ancak Melikşah döneminde Batınilerin ortaya çıkması zaman içerisinde devletin zayıflamasına da önemli kişilerin şahsiyetleri suikast sonucu öldürülmesine de sebep olmuştur. Selçuklu tarihinde bir başka önemli hükümdar Sultan Sencer'dir. Sultan Sencer döneminde biz özellikle 1141 yılında meydana gelen Katvan Savaşı'nı inceleyeceğiz. Katvan Savaşı'nda Büyük Selçuklular Kara Hıtaylara karşı savaşmışlar ve bu savaşı Kara Hıtaylar kazanmış, Büyük Selçuklu devleti kaybetmiştir. Büyük Selçuklu devleti Katvan Savaşı ile tamamen yıkılmamış ancak yıkılış sürecine girmiştir. Ancak 1157 yılında daha sonra meydana gelen Oğuz isyanları sonucunda Büyük Selçuklu devleti yıkılmıştır. Burada şunu dikkat etmek gerekir. Büyük Selçuklu devletini kuran Türk boyu Oğuzlardı. Ancak Oğuzlar kendi kurdukları bu devletin için kıyıyorlar. için isyan ederek yıkılmasına sebep oluyorlar? Buna tarihte Oğuzların küstürülmesi ya da Türkmen isyanları da deniliyor. Çünkü Büyük Selçuklu Devleti İran bölgesinde kurulmuştu. Dolayısıyla devletle halk arasındaki bağı koruyabilmek için daha çok İran kökenlere görevler verilmişti. Oğuzlar bir anlamda kendilerini dışlanmış hissettiler. Devlet ve ordu kademelerinde kendilerine görev verilmediği için buna karşı isyan ettiler, ayaklandılar. Bu ayaklanma sonucunda da zaten Katvan Savaşı'ndaki yenilgiyle zayıflamış olan Selçuklular Oğuz isyanları sonucunda yıkıldı. Ama tabii Büyük Selçuklu Devleti'nin yıkılışındaki tek sebep Oğuz ayaklanmaları ya da Katvan Savaşı değil. Yıkılış sebeplerine bakıldığında bunlardan birinin taht kavgaları olduğunu görüyoruz. Büyük Selçuklu Devleti'nin de bir Türk devleti olduğunu düşündüğümüzde dolayısıyla diğer Türk devletleri gibi kut anlayışına göre yönetiliyor. Yani devletin hanedanın ortak malı olduğunu görüyoruz. E devlet hanedanın ortak malı ise bu zaten beraberinde taht kavgaları getiriyordu Bunun dışında Abbasi halifesinin olumsuz faaliyetleri de e, Büyük Selçuklu Devleti'nin zayıflatıcı yıkılmasının sebeplerinden birisidir. Bunun dışında az önce bahsettiğimiz Hasan Sabah'ın başında bulunduğu Batınilik Hareketi, e, bu da devletin zayıflamasında oldukça etkili. Oğuzların küstürülmesi ya da Türkmen isyanları, bu dönemde başlayan Haçlı seferlerinin zayıflatıcı etkisi... Ve Atabeylerin bağımsızlık faaliyetleri yine Büyük Selçuklu Devleti'nin zayıflamasında ve yıkılmasında etkili. Burada özellikle Atabey dediğimiz kavram karşımıza çıkıyor. Arkadaşlar Atabeyler kimdir? Ee, Büyük Selçuklu Devleti'nde hükümdarların, sultanların erkek çocuklarına Melik adı verilir. Yani Osmanlı'daki şehzade gibidir Melikler. Melikler sancaklara giderek devlet tecrübesi kazanabilmek için burada yöneticilik yaparlar. İşte Meliklerin yanlarında da deneyimli olan komutanlar ya da devlet adamları... Meliklerin yanında eğitmen olarak gider. Bu eğitmenlere Atabey adı verilir. Yani Osmanlılardaki şehzade Büyük Selçuklulardaki Melik'tir. Osmanlılardaki Lala Büyük Selçuklulardaki Atabey'dir. Dolayısıyla Atabeyler Meliklerin yanında sancaklara giderken geniş yetkilerle donatıldıkları için bir müddet sonra bağımsız hareket etmeye başlıyorlar. Bunlar da devletin yıkılmasında etkili olmuşlar. Büyük Selçuklu devleti parçalandıktan sonra Selçuklu devleti üzerinde çeşitli Selçuklu devletleri kurulmuş. Bunlara bakıldığında Irak ve Horasan Selçukları, Kirman Selçukları, Suriye Selçukları ve Türkiye Selçukları yani Anadolu Selçuklu devletidir. Tabi burada bizim için özellikle ön plana çıkan da Anadolu Selçuklu devleti yani Türkiye Selçuklarıdır. Bunun dışında yine Selçuklu toprakları üzerinde Ata Beyliklerde kurulmuş. Özellikle Fars Atabeyliği yani Salgurlar, Azerbaycan Atabeyliği yani İldeniz oğulları, Şam Atabeyliği Böriler, Musul Atabeyliği yani Zengiler ve Erbil Atabeyliği yani Bektegin oğulları ortaya çıkmıştır. Müzik